Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün size yaptırmış olduğum küçükbaş hayvan çadırını göstermek istiyorum. Şimdi biz bu işe yeni başladık. Yani daha önceden yapıyorduk bu işleri ama şu andaki keçi işine yeni girdik. Ağalımız falan olmadığı için hayvan çadırı kurdurmayı düşündük. Şimdi bu çadır 8 metre eni, 15 metre uzunluğu. İki taraflı çift kanat kapısı var. 4 kat üzerinde çadır var. Hani alt astar, işte arada bir izocam gibi bir folyo, üstüne bir işte dış çadır. Asıl önemli olan o. İşte yan ateş yürümez, yağış geçirmez. İşte kirli o havayı falan süzer. O özelliklere sahip. Şimdi biz şu direklerin arası makas sistem bu. Makaslı diyorlar. 3 metre bunların. Yükseklik 4 metre civarı. Şimdi biz bunu yaptırdık. Keçiler boynuz olduğu için çok süreleniyorlardı. Bu taraf kapıyı da açalım. Bu tarafta bahçe bizim yukarı doğru. Çevrili bahçemiz. Şimdi çok sürelendiği için keçilerde boynuz var. Boynuzlarla çadırlara zarar verebilirler diye. Bakın şu astar illa ki zarar verirler çünkü boynuzlar sivri bazı keçilere. Onun için kenara biz çinko vurduk. Hatta çinko yetişmedi. Eski çadır vurduk. Baktık çinkoya da süreleniyorlar. Çinkoyu yamıyorlar. Onun dışına ayrıca tahta alıp tahta vurduk. Şu anda iyi. Üst aydınlatma var. Lambaları ben yaptım zaten. Bunları ben şey yaptım. Üstte havalandırma var 4 adet. İşte 3 adet sağda 3 adet solda camlar var. Şeffaf cam. Açılır kapanır istediğiniz yeri ayarlayabilirsiniz. Biz bunun altına beton düşünüyorduk ama doğal olsun dedik. Toprak daha iyi olur dediler. Biz de öyle kalsın dedik ama şu anda gördüğünüz gibi bir 10 gün falan oldu. Biz keçileri içeri koyalım. Toprakla zibil karıştı epeyce. Şimdi bugün ben bunu sıyırıyorum. Birazını attım zaten. Orta sırayı bitirdim. 2 sıra daha var. Onu da atıyorum. Bundan sonra yine aynısı olursa beton dökeceğiz mecburen altına. İnce de olsa bir beton atacağız. Bu keçi de biraz rahatsız olduğu için göndermedik. 3-4 tane işte topal olan, hasta olan onları evde bırakıyoruz. Şimdi ben bunu zibil attıktan sonra bir de sulamayı düşünüyorum ince bir su. Fazla çamur etmeden. Belki oturur diye. Evet. Onun dışında da yer düzgün değildi, meyilliydi. Bu ön taraf dolgu. O yüzden yukarıdan meyil vermek için yanlara kanal kazdırdım. Bakın, cisi bile kanal kazdırdık. Çünkü kar suyu olacak, yağmur olacak. Çadırın içine vurmasın diye. Buradan bir gider yaptık yani buradan. İnşallah gider yani. Biz yaptık ama. Şimdi bunun kapı ağızlarına da beton dökeceğiz zaten. Şu anda daha toprak. Zaman bulamadık. Bu şekilde dıştan da bu şekilde gözüküyor. Evet. Keçiler. Hasta olan keçiler. Evde tedavilerini yapıyoruz. Şu anda çadır güzel bir kullanışı var. Yani sıcak günlerde kurdurmuştuk. Aşırı bir sıcak olmasına rağmen içeri serindi. Yani kışında sıcak olur diye tahmin ediyoruz. Evet, buradan da bir gider yaptık kanal. Buradan yağmur suyu, işte kar eridiği zaman kar suyu akarak aşağı gitmesi bizim amacımız. Evet. Şu an Şilan abi. Şila da beni takip ediyor. Evet. Elektriğini bizim dıştaki bir kullanma odamız var. Oradan aldım. Buraya bir düğme sistemi koydum. Şöyle bir telle çektim kabloyu. Sadece kablo değil orada tel de var. O bağlanacak da tam sarılmadı. Evet, bir deterjan kutusundan koruma yaptık.
düğmemize. Evet, düğmemiz orada. Dışarıya aydınlatma. Bir tane projektör var, onu da kurmayı düşünüyorum. Önde su kürünümüz var. Bu su bahçemizden çıkıyor. Yani senenin tüm aylarında akar bu su, yaz kış fark etmez. Az akar ama akar. Temiz su, keçi temiz suyu sever. Su kirlendiği zaman, koktuğu zaman hayatta içmez. O yüzden temiz su keçi için önemli. Evet. Şimdi iş çok. Ben işime devam edeyim. Hani güzeldir hayvancılık falan ama tabi her işin bir zorluğu vardır. Önemli olan onlardan da zevk almak. Bugün keçiler, babam götürdü keçileri. Bugün ben evdeyim. Bu işleri yapacağım. Keçilere işte ot falan biçilip verilecek, evde kalanlara yem veriyoruz işte. İğnesi ilacı olanlar, onları takip ediyoruz. Evet. Evet. Keçi de benim kızın keçisi. O sağıyordu bunu. Ele alışık. O yüzden peşimize geliyor. Bir tek bak. Küpelerinde mi var senin kızın? Bak. Küpeleri var. Bir tek. Bu biraz sabah sümüklüydü. Hala da sümük var burunda. İğne falan yaptık. 2 gündür bunu evde bırakıyoruz. Evet. Bu geçimizin de ayağında topallama var. Ama ne olduğunu bulamadık. Kırık değil ama dokuz edelenmesi olabilir. Kaya sıkışmış olabilir. Bazen keçiler birbirine vuruşurken ayağını, boynuzunu diğer keçinin ayağına geçirip kastırıyor böyle. Resmen kırmak istiyor. Öyle bir şey de olmuş olabilir. Daha önce başımıza geldi. Hatta keçinin bir ölü olduğu için sürekli boynuzu bağlı. Arasına boynuz sıkıştıramasın diye. Öyle bir şey de olabilir. İğnesini falan yaptık ama şu anda basamıyor halen. Evet. Akırımızdı. Vereceğimiz bilgi bu kadar. Biz bu sene kurdurduk. Kaç sene gideceğini bilemiyoruz. Ama bize söyledikleri 8 ile 12 sene arasında dış çadırın eskiyeceği sadece. Güneşten dolayı, soğuktan, sıcaktan dolayı. Kayganlaştırma özelliğini kaybediyor. Kar kaymıyor. Ondan dolayı değişmesi gerekiyormuş. Onun dışında diğerlerine herhangi hiçbir şey olmaz dediler. Profillerde herhangi bir şey olmaz dediler. Galvanizli saç dediler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet, babam arıyor. Meşgul aldım. Neyse, onu ararım şimdi. Evet. Ahırdan bu kadar arkadaşlar. Hayırlı günler.